İsa dağdan inince büyük bir kalabalık onun ardından gitti. Bu sırada cüzamlı bir adam yaklaşıp, "Ya Rab, istersen beni temiz kılabilirsin," diyerek onun ayaklarına kapandı. İsa elini uzatıp adama dokundu. "İsterim, temiz ol," dedi. Adam anında cüzamdan temizlendi. Sonra İsa adama, "Sakın kimseye bir şey söyleme," dedi. "Git kahine görün ve cüzamdan temizlendiğini herkese kanıtlamak için Musa'nın buyurduğu sunuyorsun." İsa Kefarnahum'a varınca bir yüzbaşı ona gelip, "Ya Rab," diye yalvardı. "Uşağım felç oldu, evde yatıyor. Korkunç acı çekiyor." İsa, "Gelip onu iyileştireceğim," dedi. Ama yüzbaşı, "Ya Rab, evime girmene layık değilim," dedi. "Yeter ki bir söz söyle, uşağım iyileşir. Ben de buyruk altında bir adamım. Benim de buyruğumda askerlerim var. Birine git derim, gider. Ötekine gel derim, gelir. Köleme şunu yap derim, yapar." İsa duyduğu bu sözlere hayran kaldı. Ardından gelenlere, "Size doğrusunu söyleyeyim," dedi. "Ben İsrail'de böyle imanı olan birini görmedim. Size şunu söyleyeyim. Doğudan ve batıdan birçok insan gelecek. Göklerin egemenliğinde İbrahim'le, İshak'la ve Yakup'la birlikte sofraya oturacaklar. Ama bu egemenliğin asıl mirasçıları dışarıdaki karanlığa atılacak. Orada ağlayış ve diş gıcırtısı olacak." Sonra İsa yüzbaşıya, "Git, inandığın gibi olsun," dedi. Ve uşak o anda iyileşti. İsa, Petrus'un evine geldiğinde onun kaynanasının ateşler içinde yattığını gördü. Eline dokununca kadının ateşi düştü. Kadın kalkıp İsa'ya hizmet etmeye başladı. Akşam olunca birçok cinliyi kendisine getirdiler. İsa onlardaki kötü ruhları tek sözle kovdu, hastaların hepsini iyileştirdi. Bu, peygamber Yeşaya aracılığıyla bildirilen şu söz yerine gelsin diye oldu. "Zayıflıklarımızı o kaldırdı, hastalıklarımızı o üstlendi."